Evet, attı. Evet arkadaşlar, direksiyon rot başımızı sökmek için tekerleğimizi söktük. Gördüğünüz gibi rot başımız burada. Bunu değiştirme sebebim, bunu takan arkadaş yanlış civata kullandığı için dişlerini sıyırmış. Dişlerini sıyırdığı için de tehlikeli bir durum oluşturuyordu. O yüzden ben de şöyle internet üzerinden bunu 150 liraya satın aldım. Bizdeki direksiyon kutusu Sismak marka olduğu için bunun sistemi farklı. O yüzden şu şekilde bir rot başı aldım. Şimdi bunu sökeceğiz. Bunu söktükten sonra yenisini takacağız. Evet, rot başımızı şimdi sökeceğiz. Sökmeden önce burada ayar civatamız var. Bunu 22 milim düz anahtar yardımıyla birazcık gevşeteceğim. Şu rot kolu gördüğünüz gibi bayağı bir eğik. Bu eğiklikten dolayı kastırıyor olabilir. O yüzden ben şimdi bu ayar civatasının olduğu yere bant yapacağım. Ya da kalemle de işaretleyebilirsiniz. Buna işaretleyeceğim. Ayar civatasını sökmeden. Şu kolu çevirerek rot başımızı rot kolumuzdan ayıracağız. Şöyle gördüğünüz gibi zaten burası somun gibi. Bunu 14 milim anahtar yardımıyla sökme yönünde çeviriyoruz. Şimdi siz bunu çevirdiğiniz zaman direksiyon kolu sola doğru dönecek. En son yerine taktığınız zaman da düzelecek. Evet, rot başımızı kurtardık. Şimdi biraz daha rahat hareket ediyor. Gördüğünüz gibi bu ayar civatamızın yeri değişmedi. Evet, rot başımıza tekrar çekiçle vuracağım. Gördüğünüz gibi yine hiçbir oynama yok. Evet, şimdi şöyle ufak benim bir rulman çektirmem var. Bir de bir bununla deneyeceğim. Şöyle takalım. Bu bayağı bir ufak yetmeyebilir ama deneyelim bakalım. Evet. Yetti. Bayağı sıkışmış. Beni bayağı bir zorladı. Yapalım. Aslında uygun takımımız olsa hani 5 dakikalık ama olmadığı için böyle uğraşıyoruz. Bir bakalım. Gelecek yani, mecbur bunu sökmemiz lazım. Evet. Evet, attı. Olmadı. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Biraz bunu ısıtacağım. Aa, geldi. Tamam. Süper. Harika. Tamam. Şimdi bunun alttaki civatasını sökeceğim.
Söktükten sonra çıkaracağım. Evet, eski rot başımızı söktük. Evet, şimdi benim aracımda normalde körükleri takılıydı fakat bayağı bir yıpranmıştı körükler ve farklı körük takmışlar. Şimdi benim direksiyon kutum Sismak marka olduğu için bunların körükleri şöyle uzun oluyor. Şu şekilde. Normalde diğer Toroslarda da şu şekilde daha kısa körükler kullanılıyor. Benim direksiyon kutumda bu şekilde, yani uzun körük kullanılması gerekiyor. Fakat ben bunun orijinal körüğünü bulamadım. Orijinal körüğünü bulamadığım için de şöyle Renault Megane direksiyon körüğü satın aldım. Bu sadece buradaki dış çapı biraz büyük. Diğer tarafları aynı. Şimdi bunu yerine takacağım. Öncelikle güzelce temizleyeceğim. Balata spreyi ile yeni gres süreceğim. Sonrasında direksiyon körüğümüzü bu kelepçeler vasıtasıyla yerine sabitleyeceğim. Güzelce kurladıktan sonra yeniden gres yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi yeni körüğümüzün kelepçesini taktım. Yerine yerleştirdikten sonra buradaki kelepçesini takacağım ve sıkacağım. Şimdi bunun bağlantı yeri biraz ufak olduğu için direksiyon kutusunun, bizim körüğümüzün de bağlantı ucu büyük olduğu için bunu normal kelepçe kademesine değil de bir sonraki kademeye sıkacağım ki contayı kaçırmayalım. Orijinal olmadığı için mecburen böyle yapıyorum. Orijinalini bulamadım, yani bayağı bir aradım piyasada fakat bulamadım. Evet, ayar cıvatamızı tekrardan yerine takıyoruz. Evet, bu benim eski rot başım. Yani bunu değiştirmemin sebebi, bakın gördüğünüz gibi bunu takan arkadaş dişlerini sıyırttırmış. Muhtemelen yanlış somun takmış. Bunların somunları genellikle ince diş oluyor. Metrik somun taktığı için sıyırttırmış ve bu şekilde takmış. Yani aslında bu çok önemli bir parça. Yani bunu bu şekilde yapmaması gerekiyordu. Ben bunu fark ettiğim için yenisiyle değiştirmeye karar verdim. Şimdi yeni rot başımızı yerine takıyoruz. Evet, yeni rot başımızı takmadan önce şöyle hafifçe gresleyeceğim ki olur ya, tekrardan sökmemiz gerekir. Evet, rot kolumuzu ayar cıvatasına kadar döndürerek rot başımıza sabitledik. Şimdi rot başımızın somununu tam sıkmamıştım. Onu da tam sıkarak yerine oturtturacağım. Evet, ayar cıvatamızı da sıkıp yerine sabitleyeceğiz. Güzelce onu da sabitliyorum. Onu güzelce sıktım.